Bugün sizlere güncel bir şekilde Kik'te yayın yapıyorsan ve OBS ayarlarını bilmiyorsan bu videoda Kik'in OBS ayarlarından bahsedeceğim. Selam canlar ben Kubilay Ayarlara geçmeden önce eğer ki sen de yayıncılıkla ilgili bir hedefin varsa ve bu hedefte doğru yol nasıl gidilir bilmiyorsan bence bu kanala abone olmalısın ve videoyu beğenerekten de bana destek olabilirsin güzel kardeş. Oldu da kafanda soru işareti olursa yorumlarda belirtmeyi unutma. En azından emoji at. Destek olmuş olursa. Hadi bakalım. Hiç lafı uzatmadan videoya geçiyoruz. OBS bende kurulu arkadaşlar. Eğer ki sizde kurulu değilse arka plandan onu kurmaya çalışın. Kurma olayını da bilmiyorsanız bunun videosunu istiyorsanız da arkadaşlar sizlerden ricam bu videoya bir beğeni yapıştırmanız gerekli. Ben de ona göre anlayayım ki bir sonraki videomda OBS'in kurulumu hakkında video çekebileyim. Şimdi OBS'imizi açtığımızda bizi ilk karşılayan kısım bu görmüş olduğunuz şu çerçeve. Bu çerçeve ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çerçeve sahnemiz bizim. İçeride kameramız var bak görüyorsunuz kamera var, ekran yakalama olayımız var. Ya tabi sen yayın yapıyorsan şuraya chatimeti koyarsın i̇şte, donate animasyonları koyarsın ne bileyim işte bir yazı koyarsın her şeyi burada yapıyoruz arkadaşlar. Burası bizim aslında tuvalimiz. Bizim buradaki yayına gitmeden önce hazırladığımız yer. Tamam mı? Burada bütün bileşenler burada toplanacak. Her neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu karşımızdaki sahne ekranın tuval çözünürlüğüyle yayına çıkışımızdaki bu Boyutu nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Video diyoruz. Burada 1920 1080 yapmışım. Çıkışın da aynı yapmışım. Ha siz eğer bunu buradan seçmeli yaparsanız ki şu anda ben kayıtlı olduğum için bazı şeylere dokunamıyorum. Varsayalım kayıtlı olmadığımı. Buraya tıkladığınızda 1920x1080'i seçerseniz aşağıdaki çıkış boyutu 1280 720 olur. Şimdi sizin bu temelle çıkış olayını anlatayım. Temel yemeği koyulacak tabak tamam mı? Çıkış ise yemeği o tabağın içine sığdırabileceğin yer. Umarım anlamışsındır. Şimdi yemeği ne tarafa sığdıracaksın? Tabii ki de tabağa sığdıracaksın. Tabağın içindeki yemek çıkış, insanlara ikram ettiğin şey aslında yayının ekranında bulunan 1280 720 ikram ediyorsun. 1920x1080 sadece sen kendi yayındaki ön izlemeni görüyorsun. Kendi tuvalini görüyorsun. Kendi sahneni görüyorsun. Ama 1280 720 yaparsan ne oluyor? Karşıdakine 1280 720 olarak gider. 1920x1080 değil. Sen 1920x1080 yaparsan çıkış boyutunda 1280 720 yaparsan ne olur? Yanlardan keser. Gelelim asıl mevzuya. Tabii ki de sen buraya 1280'e 720 yapma. Ben de yapmıyorum. Ben 1920'ye 1080. Temeldeki ile ki aynı tutuyorum. Çünkü sonuçta ben bir yayın yapıyorsam yayındaki bütün nesnelerimin gözükmesini istiyorum ekranda. Kırpılmadan tertemiz bir şekilde. Nasıl ben görüyorsam aynısını yayında izleyicilere de göstermem gerek. Burayı anladığınızı varsayıyorum. Şimdi gelelim boyut azaltma filtresi. Burası çok önemli. Çünkü senin yayıncılığında işte donmadır, kasmadır bu problemleri ortadan kaldırmak istiyor. Sen benim bu dediklerimi yapmalısın kardeşim. Eğer ki ekran kartına güveniyorsan launch Source 36 örnek olan kısmı seçiyorsun. Baktın ki yayında bir kasma bir donma fark ettin. Ne yapıyorsun? Biku Beach diye bir kısım var. Biku 16 örnek. Onu seçiyorsun. Donma halen geçmiyorsa yapacağın en son ki çare de e, seçeceksin kardeşim. Bura hani bunu deneme yanılma yöntemiyle yapmak zorundasınız ki çünkü her bilgisayar farklı oluyor. Donanımsal olarak olsun. Yazılımsal olarak olsun. Hani bu tabii ki de değiş Işmekte. Sizlerden ricam bunu deneme yanılma yöntemi yaparak kendinizin en iyi ayarlarını bulmalısınız. Ben sadece kendi bilgisayarıma göre kendi yayıncılığıma göre ben bunu anlatıyorum ve Kik'in de bizlere önermiş olduğu ayarlar bunlar. Burada ortak FPS değerleri olarak seçip ve burayı 60 FPS yapmalısınız eğer yayın yapıyorsanız arkadaşlar ama ve lakin video çekiyorsanız 25 ya da 30 FPS yapabilirsiniz. Baştan bunu da bilin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum video çekiyorsan 30 FPS, yayın yapıyorsan 60 FPS. Ses kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada 48 kilo herzi seçiyorsunuz. Aşağı taraftan masaüstü sesini hangi sürücü bağlıysa, tanımlıysa onu seçiyorsunuz. Ben hoparlörü seçtim. Kulağımda sıkıntı olduğundan dolayı kulaklık kullanmıyorum. Eğer ki sen kulaklık kullanıyorsan buradan kulaklığı bulup seçiyorsun sürücünü. Diğerlerini devre dışı bırakıyorsun benim gibi. Buradan mikrofon ve yardımcı ses kısmına geliyorsun. Benimki Nvidia Broadcast. Şimdi birazdan anlatacağım Nvidia Broadcast'ı ama anlat evvel size şunu da söyleyeyim. Sizin mikrofonunuz hangisi ise buradan sürücülerden onu seçiyorsunuz veyahut Nvidia ekran kartı olan arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 6 GB'dan sonra Nvidia Broadcast destekliyor diye biliyorum. Benimki 12 GB VRAM'e sahip olan 3060 ekran kartım var ve Nvidia Broadcast'te bu konuda desteği var. Nvidia Broadcast yapay zeka destekli bir program. Şu anda arka planımı flu yapması 700 TL'lik webcam'den profesyonele çevirmesi. İşte 10 liralık mikrofonu gerçekten hype HyperX gibi yapması, böyle kaliteli işler çıkartabilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle böyle arka plan sesler olsun, rüzgar sesi olsun, işte ne bileyim benim mesela koltuğum gıcırdıyor, bunun sesi olsun ve bunları ne kadar indirebiliyor kendiniz şu anda zaten sesimin ne kadar kaliteli olduğunu anlıyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. de Broadcast'te kullanmak istiyorsanız bunun için ayrı bir video istiyorsanız da tabii ki yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Bozulma oranı hızlı olacak arkadaşlar. Tepe ölçer türü de tabii ki de örnek tepe olup bırakıyorsunuz arkadaşlar. Geri kalan hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de bazılarını devre dışı bırakmışım. Çıkış ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Burada basitten gelişmişi seçmelisiniz arkadaşlar. Ben şu an kayıtlı olduğum için bazı şeylere dokunamıyorum belli ki. Gelişmişi seçtikten sonra ses kısmına geliyorsunuz. Buradaki ses bit hızını 320 yapıyorsunuz. Hepsini. Şu an aşağı indiremiyorum. Ses bit hızının hepsini 320 yapın arkadaşlar. Aşağıda da var. Onlara da aynı şekilde 320 yapacaksınız. Sonra yayın kısmına geliyorsunuz. Burada ses kodlayıcısını AAC olarak seçmelisiniz. Bunu ben değil ki kendi söylüyor. Video kodlayıcısı kısmında da Nvidia Nivens H264'ü kullanıyorum. Çünkü ekran kartım güçlü ve ben bunun tam performans çalıştırmak istiyorum. Eğer ki sizlerde ekran kartınız Nvidia yoksa veyahut ekran kartınız güçlü değilse X264'ü seçin. Eğer ki ekran kartınız varsa Nvidia ise direkt Nivens H264'ü seçiyorsunuz. Değilse veya düşükse güvenmiyorsanız ekran kartınıza ne yapıyorsunuz? X264 işlemciye yöneltiyorsun. You understand me? Umarım anlamışsındır güzel kardeşim. Çıkışı yeniden boyutlandır. 1920'ye 1080. Oran kontrol kısmına geldiğimizde CBR, CQP ve VBR. Genellikle VBR seçenleri de görüyorum ama velakin lakin ben CBR seçiyorum. Sabit bitrate hızı ve bu CBR'ı seçmemizin en büyük temel sebebi ki Çik'in de bunu istiyor olması. Birazdan bit hızı yani bitrate hızını anlatacağım. Anlatmadan evvel şu aşağı kısımları bir bitirelim. Anahtar kare hızını aşağıda da zaten fotoğrafta da büyük ihtimal görürsünüz. 2 istiyor anahtar kare aralığını. 2 saniye. Ben de 2 olarak belirtmişim. Ön tanımlı kısmını daha yavaş. Bu ekran kartınızla alakalı arkadaşlar. Ekran kartı güçlü olan arkadaşlar için tabii ki de en yüksek P7'yi kullanabilir ama velakin ben P6'yı kullanıyorum. Ayarlar kısmında ultra düşük gecikme seçeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok seferli modu da tek sefere çekmelisiniz. Bunu da kick istiyor bizden. Profilde hike değil main yapacaksınız. Şimdi buradaki ekran kartı yani diğer ismi GPU olarak geçiyor. Bunu da yine kick sıfır istiyor. Maksimum b kare kısmı da max b kareleri diye gözüküyordur. Onu da sıfır istiyor kick. E siz de bunları ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Başka da bir şeyimiz yok. Burada uygula diyorsunuz. Şimdi gelelim asıl mevzuya bitrate olayına. Bitrate olayı aslında bizim dijital bir sesimiz. Bizim videomuzun veri akışının her bir saniyede aktarılan veri miktarına denir. Yani kısaca sana şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim e, videomuzun, sesimizin kike yüklememiz lazım. Ama bu tabii ki de kaliteye ve dosyanın boyutuna da bağlı. Şimdi bunun ikisini dengeleyecek ki bitrate ona göre, hızına göre hareket edip yükleme yapacak. Kike yükleyecek. Kikte yayıncılara izletecek. Sen yüklersen upload kullanırsın. İzleyicilerin izlerse download kullanır. Unutma bak. Cümlemi duydun mu? Sen yüklersen upload'ı kullanırsın. O izlerse downloadı kullanır. Burada da şunu anlamasın. Bu aldım verdim gülüm hesabı gibi bir şey oluyor. Bitrate'i nasıl ayarlayacaksın? Öncelikle sen geliyorsun kardeşim buradan tamam mı? Speed test yazıyorsun. İstersen Google'ınkini kullan. istersen başka bir siteninkini kullanabilirsin. Ben Google'ınkini kullanmak istiyorum. Şimdi bizim kaç megabit download alıyormuşum bakalım abi. Bizimki için download önemli değil. Bizim için upload önemli. Bu şu anki download'a bakıyor. Evet 64 download alıyormuşum. Şu anda upload değerime bakıyor. Çok düşük alıyorum. Normalde 20'lerde alıyordum ama demek ki Google 13 olarak tespit etti. Tabi bazı yerlerde arada bir makas aralığı oluyor. O da yapacak bir şey yok. Google'ın bize vermiş olduğu değer 13. Biz de Google'a göre ayak uyduracağız. Kafamıza 13 olarak not ediyoruz. Aşağı indiriyoruz. Burada bilmeniz gereken şu var. 20 üzeri megabit upload değeri alan arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 6000 ila 8000 bitrate girmelisiniz. 6000 ila 8000 arası. Tamam mı? Eğer ki 8 ila 15 megabit upload değeri alan benim gibi şu an 13 e aldım. 4500 ila 5500 girmeliymiş. Duydun? Mı? Onun aralığından birini seçmeliyim. 3 ila 8 megabit upload değeri olan arkadaşlar için kaç girmeli? 2500 ila 4000 bitrate girmeli. Umarım burada anlamışsınızdır arkadaşlar. Zaten anlamadıysanız sol tarafa da yazacağım. Gelelim bu konunun özetine. Eğer sohbet yayını yapacaksa 1080p 30 fps yapmalısın yayını. Video kodlayıcını Nivens de yapabilirsin. X64 de yapabilirsin. Burada sonuçta oyun oynamıyorsun. X64 de bunu destekler. Varsayalım ki fps ağırlıklı oyun oynamak istiyorsun. Apex olur, Valorant olur, PUBG olur. Bunları oynamayı düşünüyorsan da o zaman 1080p 60 FPS yapmalısın. E, Bitrate'in max'ta olmalı. Encoder yani video kodlayıcında Nivens'i H264'ü seçmelisin. CPU kartını ve maksimum D karelerinde 0 yapmalısın. Bu kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. Şimdi yayına nasıl çıkılır? Yayın kısmına geliyoruz. Buradan özel seçiyoruz arkadaşlar. Normalde Kik'in OBS ile anlaşması yok. Ve bunun içinde bakın görüyorsunuz Kako TV varmış. Conduit varmış. Kuashi varmış. Yani bunlar farklı platformlar ben de bilmiyorum. Kik herhangi bir anlaşması olmadığını buradan biz de görüyoruz. Özel diyorsunuz arkadaşlar sunucu ve yayın anahtarı isteyecek bizden. Bunun için ne yapıyoruz? Kik'e geliyorsunuz. Profilinize tıklıyorsunuz. Buradan yanlış bilmiyorsam bir saniye kanal ayarlarında mıydı? Şöyle bir açacağım arkadaşlar. Evet biraz açtığınızda ekranda görürsünüz yayıncı paneli diye. Tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza bu şekilde bir yayıncı panel ekranı geliyor. Buradan kanalı seçiyorsunuz. Yayın bağlantısı ve anahtarı seçiyorsunuz. Karşınıza gelen bu kısmı hiç kimseye... Gö göstermeyin. Burası yayın bağlantısı. Tamam bunu alıyorsunuz sunucuya aktarıyorsunuz. Bu da anahtarı bunu da alıyorsunuz yayın anahtarını aktarıyorsunuz. Şimdi bunları yaparken kimse bilmemesi lazım. Aksi halde bilirse ne olacağını söyleyeyim. İstese kendisi OBS'inde bunları tanıtır ve senin kanalında yayına çıkabilir. Ben giriş yaptım yok işte benim girişimden nasıl çıkabiliyor demeyin. Burası sizin kimliğiniz. Eğer ki öyle bir şüpheniz varsa sıfırlayın yayın anahtarınızı. Bunu da umarım anladığınızı varsayıyorum. Sonra kimliği doğrulamasını kullandığın uygular Uygula tamam bitti. Bu saatten sonra yayına çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer ki video işine yaradıysa kardeşim bir bana beğeni atarak destek olabilirsin. Ve kanalıma abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, dostça kalın. Ne diyoruz? Ben senin hacker'ınım. Bay bay. Kameralar açıldı, sahne hazır. TikTok'tan şortsa herkes nazar. Kod yazıyor, kuklayı konuşturur. Tiyatro sahnesinde de ışık saçar durur Kubilay Can, eğlence plan Şalenkla tepkiyle herkes hayran